Selamünaleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar, bu dersimizde sizlere yine hepinizin bildiği güzel bir eser aktarmaya çalışacağım. İbrahim Tatlıses'in seslendirmiş olduğu bir eser, Sevmeyi Dene. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip orijinalinden ya da değişik kaynaklardan birkaç defa dinlemenizi tavsiye ederim. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Seviye gerektiren bir çalım yapacağız. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız yine her zaman olduğu gibi basit derslerimizi çalışabilirler. Yani seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız, hocam biz illa bu eseri çalalım, nasıl çalabiliriz diye yorum yapmasınlar. Dediğim gibi belli bir seviyeye gelmediyseniz bu tarz eserleri ve içerisindeki figürleri, desenleri, motifleri yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Pozisyon olarak re karar çalacağız. Akordumuz alt teller do, orta teller fa, üst teller si bemol, diğer bir adıyla üst el la diyez. Ben bu eserin daha önce kısaca saz kısmını çalmıştım. Hemen şuradan kartlar bölümünden dersimize geçmeden önce o videomuzu da birkaç defa izleyin arkadaşlar. Bu dersimizde eserin saz kısmını sizlere izah etmeye çalışacağım. Videomuza sizlerden yeteri kadar bir beğeni, destek geldiği takdirde eserin söz kısımlarını da önümüzdeki derslerimizde işleyebiliriz. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Re minör basarak bir intro yaparak burada şöyle bir giriş verebiliriz. Bakın dikkat edin. Re minör akorunda daha önce bağlama üzerindeki minör majör akorları işlemiştik. Şuradan o akor videomuza da ulaşabilirsiniz. Şöyle bir ritim atarak girebiliriz. Re minör akorunda. Hemen ardından orta tel boş es vererek sonrasında si bemol, la, sol perdelerinden devam ettiğimizde her bir perdenin bir vuruştan sonra orta tel bir defa boş es verebiliriz. Bakın es yaptıktan sonra si es la es sol es, sonrasında la es sol es fa es. Evet. Si es la es sol es, la es sol es fa es yaptıktan sonra burada bakın burada böyle bir çalım uyguladık. Sol fa perdelerinde mızrabı çırparak re'ye kadar bir ulama yaptık. Yani gibi. Birleştirdiğimizde ikinci çalımda bu notaları ikinci kez çalarken bakın burada bitiri bitirmez sonunda bir es verdim. Dikkat edin. Evet. Re es gibi. Bitiri bitirmez sonunda es verdik. Sonunda es'ten sonra hemen dönüp si bemolden bu kez bu notaları gibi. Yine sonunda bir es verip tekrar döneceğiz. Burada ne yaptık? Si bemolden bu ikinci çalımda bakın. Si la si do yapıp la si la si sol. Evet. Si la si do la si la si sol es. Aynı teknik, aynı mantık. La sol la si sol la sol la fa es yaparız. Yani sonunda yine aynı bitiş, aynı şekilde bitiririz. Yani üçüncü bölümde de devam. Şimdi buraya kadar iki bölüm geldik. Şimdi burada ne yaptık? Bu iki bölümü bağlayalım. İkinci bölümde gibi. Üçüncü bölümde la es sol es fa es sol es la es fa es mi es gibi yürüyebiliriz. Bakın. Sonrasında da fa es sol es'ten sonra mi bemol 2'yi fa'ya çarparak re'ye yine çırparak yürüyebiliriz. Bakın dikkat edin. Buraya kadar 3 bölüm gelmiş olduk. Birleştirelim 3 bölümü. Hemen 3. bölümde de sonrasında dördüncü bölüme geldiğimizde bakın şunu yaparız. Si la si do es yaptık. Sonrasında burada mi bemolden fa'yı kullanarak mi fa re şeklinde bir çalım uygulayabiliriz. Si la si do es mi fa re. Evet. Sonrasında es do. Burada bırakırız. Es do'dan sonra şurada bir hareket çıkış yapacağız.
Bakın burada bıraktık. Si, la, si, do, es, mi, fa, re, es, do yapıp şöyle bir çıkış var. Evet. Es, do'da bıraktıktan sonra mi bemolden mi, fa, re, mi, re, mi, do, re, do, re, si, do, si, do, la gibi. Mi'ler bemol, si'ler bemol. Evet. Mi, fa, re, mi, re, mi, do, re, do, re, si, do, si, do, la. Sonrasında la, es, si, es yapıp re, mi, do devam edeceğiz. Evet. Sonrasında es, si burada bırakıp bir çıkış daha yapacağız. Bakın. Es, si bıraktıktan sonra evet. Re, mi, do, re, do, re, si, do, si, do, la, si, sol. Sanırım anlaşıldı. Es, si yapıp birleştirelim buraya kadar. Evet. İkinci de. Sonrasında da böyle bir çalım uygulayabiliriz. Sol, es, la, es, si, es yapıp dikkat edin. Yapıp si, do, la, do, si yapabiliriz. Evet. La, sol, la, sol, fa. Evet. Gibi. Evet. Sonrasında da bunu yaparız. Sol, es, la, es, fa, es, mi, es. Evet. Sol, mi, re olarak bitirebiliriz. Evet. Buraya kadar toparlayalım şuradan. Sonrasında. Sonrasında. Yapıp. Sonrasında şöyle çıkışlar var arkadaşlar, bakın. Yani ekstradan alternatif olarak burayı gibi de çıkabiliriz. İlkine bakalım. Re, es, do, es, si, es, la, es, sol, es, fa, es gibi re'ye kadar ilerler. Ya da alternatif olarak bu şekilde çıkarız. Re, re, mi, do, 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 re, si, 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 do, la, 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 si gibi. Bu mantıkla bu şekilde ya öyle ya da bu şekilde çıkabiliriz. Sonrasında orta telden aynı sesleri bakın şöyle çıkabiliriz. Burada ne yaptık? Re'ye vurup mi bemol'e çarptırarak orta teli üst alt yapabiliriz. Gibi buradan yukarı çıkarız, bakın. Gibi. En son burada mi, mi, fa, re olarak bitirebiliriz. Sanırım anlaşıldı. Bu şekilde de çıkılabilir. Bu hareketleri, figürleri yapabilmeniz için dediğim gibi mızrabı, parmakları belli bir seviyeye getirmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baştan sona bir özetleyelim eseri. Şöyle bölüm bölüm gidelim. Bakın burada bir intro verdik. Hemen es vererek devam ettik. İkincide. Üçüncüde. Tekrar buraları çalabiliriz. Sonrasında
Sonrasında yapıp buralarda yine bir daha alabiliriz dilerseniz. Sonrasında geldiğimizde buradan itibaren eser sözlere döner arkadaşlar. Videomuza sizlerden yeteri kadar bir beğeni, destek geldiği takdirde eserin devamını önümüzdeki derslerimizde işleyebiliriz, söz kısımlarını. Bu ve benzeri derslerin devamı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.